Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Shapelayer'la bir çalışma yapacağız. Daha önce de bahsetmiştim. After Effects'te Solid'i göstermiştim, Mask'i göstermiştim. Şimdi ise Shapelayer'i göstereceğiz. Shapelayer'i daha önce yaptığım bir çalışma var. Hemen şuradan bakalım. Şu çalışmayı hep beraber yapalım arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir çalışma. Bir daha izleyelim. Buradaki amacımız fazla plugin kullanmadan, zaten hiç plugin kullanmadan. Onlar daha sonraki derslerimize inşallah bahsedeceğim o pluginlerden de. Bu After'ın tamamıyla kendi içerisinde bulunan özellikleriyle yapılmış bir çalışma. Dolayısıyla hani bazı pluginler bazılarında olur, herkeste olmaz, grubunda vesaire kriter den dolayı. Şimdi Bismillah diyerek başlayalım projemize. Şimdi görüyorsunuz şurada yaptığımız çalışma şu şekilde. Bakın, pardon, buradan kapatmışız, özür dilerim, hemen finalde bakalım. Görüyorsunuz. Şurada hemen tıkladığımızda şurada görüyoruz zaten. Shapelayer'larla dolu. Şu altta gördükleriniz bizim light efektimiz. Bir renk katsın diye böyle ışık parlaması şeklinde yaptık. Şurada bir tane yaptık. Finalde de iki tane koyarak tekrar ettirmiş olduk yani. Aynı şeyi tekrarını yapmış olduk. Evet, fazla vakit kaybetmeden hemen çalışmamıza başlayalım. Şunları bir ortadan kaldıralım. Bir klasörde dursun. Yeniden bir tane komp açıyoruz arkadaşlar. Ders diyelim. Buradan bahsetmeye gerek yok. Full HD ile çalışıyoruz. Genelde ben 2997p'de çalışıyorum. Şimdi 10 saniye bir alan bize yeterli. Açtım. Hemen akabinde bir tane shapelayer açalım. Gördüğünüz gibi shapelayerimiz geldi. Shapelayerimize isim verelim. Daha sonra karıştırmayalım diye. Bunu mesela burada gördüğünüz olduğunuz üzere şu kalın yuvarlağı yapalım. Beyaz kalın olan yuvarlak. Hatta şuradan göstereyim. Gitmeyelim buralara. Şu beyaz olanı yapalım evvela. Bunun için shapelayer'imize bir tane yuvarlak ekliyoruz. Nereden ekliyoruz? Şuradan içini açıp şuradan add diyebiliriz. Direkt şuradan da add diyebiliriz. Buradan ekleyelim. Yine elips ekliyoruz. Gördüğünüz gibi elips geldi. Elipsi açtığımızda burada büyüklüğünü buradan ayarlayabiliyoruz. Pozisyonu da buradan ayarlayabiliyoruz. Pozisyonu da şurada vermeye gerek yok zaten. Akabinde buraya bir stroke ekleyelim. Yani şunun etrafını belirginleştirelim. Şöyle gördüğünüz gibi hemen şurada stroke width'den kalınlığını ayarlıyoruz. Büyüklüğünü ayarlayalım. Şimdi burada bakın nereye kadar gidiyor. Bizim şu çizgilerden. Şu çizgiye kadar gidiyor. Onu da o çizgiye kadar büyütelim. Kalınlığını ayarlayalım. Çok fazla da kalın olmasın. Normal şey olsun. Böyle biraz insaflı olsun. Çok kalın da böyle göze hoş gelmeyebilir. Yani biraz inceltebiliriz. Şu anda. Evet. Kalınlığını diye şuradan 150 yapalım. Belki de 150 yapmıştık sonra, hatırlamıyorum ben şu anda. Kalınlık bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, bu shape'lerin özelliklerinden bir tanesi de mesela gruplandırma yapabiliyor olmamız. Şimdi ellipse pad var, stroke pad var. Bunları contents diye bir klasör grup halinde sunuyor bize. Şimdi bunlara, bu ikisine, yani bu ikisini de kapsayacak şekilde
ekleyeceğiz. Bir efekt daha ekleyeceğiz. Yalnız dikkat edin. Şurası kapalıyken yani şunun içine eklemesin. Farklı bir dışarıya eklesin diye. Şimdi kapatıyoruz. Orası tıklı değilken, sadece şeflerimiz seçiliyken şuradan add trim pads ekliyoruz. Bakın şu anda içine attı. Niye? Çünkü açıktı. Bunu hemen dışarıya alalım. Şeyin dışına alalım ya da şuradan bir yeni bir grup yapalım. Şuradan grup empati diyelim. İsminde ne diyeyim? Kalın yuvarlak diyelim. Elips petli stroke'u kalın yuvarlak için atalım. Şimdi trim pet dışarıda kaldı. Şimdi burada arkadaşlar trim pet şu şekilde kesiyor. İstediğimiz yerden. Mesela start var. End var. Buradan ayarlamaları yapabiliyoruz. Şimdi öbüründe tersinden başlatmışız. O yüzden ne yapacağız? Şurada öbürünü unuttum şimdi. Ne tarafa dönüyordu? Soldan sağa doğru gidiyor. Bunu da aynı şekilde yapacağız. Sıfırlayalım. Soldan sağa açacağız. Evet. Sıfırdayken şuradan hemen keyframe koyalım. Şöyle 2 saniye götürelim. 2 saniye, siz 1 saniye de götürebilirsiniz. Sıkıntı yok. Tamamlayalım. Şu anda tamamladı hareketini. Bu şekilde. Şimdi ise gidişini ayarlayalım. Gidiyor diye bir de bizimki yaptığımız. Şimdi end tekrar şöyle yaptığımızda gördüğünüz gibi hiçbir şey görünmüyor. Neden? Çünkü keyframe'leri aynı hizaladığımız için. Keyframe yerlerini değiştirerek bunu ayarlayabiliyoruz. Mesela şuradan başladı. Nereden gitmeye başladı bunu? Uzunluğu, kısalığını bu şekilde ayarlayalım. Evet. Bakın. Şimdi başladı ve bitti. Şimdi şu keyframe'lerimizi seçerek seçili haldeyken F9 yapıyoruz. Kısaca F9. Yani ne yaptık? Burada keyframe saat üzerine şöyle seçip sağ tıklayarak da keyframe'den easy easy yaptık. Neden yaptık? Bunun girişini yavaştan başlatıp doğru hızlandırıyor sonra. Bak. Yavaştan başladı, sonra hızlandı, sonra yavaşladı. Bunu yapmasak ne olur? Biraz daha şey oluyor. Hani bakın. Olduğu gibi başlayıp gidiyor. Keyframe easy easy yaptığımızda F9 daha şık bir şekilde yavaştan başlıyor, hızlanarak gidiyor. Yavaştan başlıyor, hızlanarak gidiyor. Bunu daha da farklılaştırabiliriz. Bakın şurada şu işareti tıkladığımızda şöyle nasıl başladı ve nasıl bittiğini gösteriyor burada bize. Biz bunu biraz daha şey yapabiliriz. Değiştirebiliriz. İstediğimiz gibi. Şöyle olsun. Yani biraz daha böyle yavaş başlasın, sonra hızlansın. Şunu da aynı şekilde bitişinde, şu bitişini gösteriyor. Aynı şekilde yapalım. Şöyle daha S'yi belirgin yapalım yani. Bakın. Daha farklı bir giriş ve çıkış oldu. Evet. Şimdi tekrar kapatalım ve eski haline dönelim. Şimdi bir tane yaptıktan sonra işler kolaylaşıyor zaten. Şuna bir isim verelim. Ne diyelim? En kalın değeriz. Şimdi bundan bir tane daha kopyalayalım. Ctrl D ile çoğaltalım. Buna da siyah diyelim. Siyah bir renk yapacağız ya. Şimdi siyahımız gözükmeyeceği için geçici olarak background koyalım. Arkaya da görmüş olalım. Gerçi üstüne koyacağımız için sıkıntı yok. Aynısını kopyaladık. Şu anda aynısı mevcut. Hemen giriyoruz buraya. Şurada kalın yuvarlak ne var? Stroke. Stroke'un rengini değiştirelim. Tam siyah değil de şöyle biraz grimsi yapalım. Bakın şu anda gri oldu. Şimdi stroke kalınlığını düşürelim biraz. Bu şekilde. Kalınlığı da tamam.
Ama beraber girip çıkıyor. Şimdi biraz daha farklı olsun istiyoruz. Mesela burada bakın, sonradan başlıyor. Beyaz önce başlıyor. Siyah sonradan geliyor. Görüyor musunuz? Şu normalde bizim mavi görünen bizim siyah. Arkaya bir ekran koyup başka bir işlem yaptığım için şu an mavi görünüyor. Normalde siyah olarak kullandık orayı. Şimdi bunun keyframe yerlerini değiştirerek biraz daha geç başlamasını sağlayabiliriz. Keyframe'leri görmek için U'ya basın. Bakın keyframe'lerimiz geldi. Mesela şöyle yapabiliriz. Biraz daha kısaltalım, uzatalım. Bakın. Önden başladı mesela şu anda gidişi. Tersini yapalım. Biraz geç başlasın o siyah. Evet. Şöyle şuraya gelelim. Baştan şöyle şuradan bakalım. Biraz daha uzattık. Evet. Bakın geç başlıyor. Farklılık olsun diye. Evet. Geç başlıyor ve erken bitiyor. Diğerden daha erken bitiyor. Olsun. Maksat farklı gelmesi. Diğerinde U'lar böyle şey, keyframe yerlerini görelim. Bakıyoruz. İşi diğerinden daha erken bitiriyoruz. Geç başlatıyoruz ama daha erken bitiriyoruz. Şimdi biz burada ne yapmışız? Bir de şu pembe çizgimiz var. Pardon, pembeden önce bakın şunları yapalım isterseniz. Şu beyaz gitmeye başlarken kalın beyaz, şurada ince beyazlar kaldı. Onları da yapalım. Şimdi şu beyazdan bir tane daha kopyalayalım. En üstte koyalım. Şunu hemen yine gidip size ile oynayıp bakın şuradan önce bir küçültelim. Sonra stroke'tan kalınlığını düşürelim bayağı bir. Görmek için rengini değiştirelim. Sonra tekrar değiştiririz. Şöyle görelim. İnceltelim. Şöyle şöyle inceltelim biraz daha. Birazcık daha küçültelim. Tam içine denk gelecek şekilde şöyle bir bakalım. Kalınlığı tamam. Şöyle olsun. Büyüklüğüyle oynayalım. Şöyle tam şekilde uygundur. Rengi beyaz yapabiliriz şimdi. Şimdi ismini değiştirelim de. Beyaz ince iç diyelim lazım. Karıştırmayalım daha sonra. Burada da aynı şeyi yapıyoruz. U'ya basıp şurada keyframe yerlerini değiştirelim. Şurada ayarlama yapabiliriz. Biraz erken getirelim şöyle. Başlangıç noktasını biraz geciktirebiliriz aslında bir dakika. Şöyle uzatırsak diğerini geçersek bir şey olur. Biraz daha geç gelir. Bakın. Şu anda gördüğünüz gibi şuradan belirdi. Evet, biraz da uzatabiliriz. Bu şekilde şöyle yapalım. Evet. Çok oldu. Ayarlamasını yapabiliriz. Gidişini biraz erken alarak da. Evet. Biraz çok kaldı burada. O yüzden şu şey yapalım. Hep bir an önce bitsin. Evet. Şöyle. Şimdi bunları bir tane daha kopyalayalım. İsmini değiştirelim. Beyaz ince dış diyelim. Dış dedik. Şimdi yine aynı şekilde gidiyoruz. El üst tetimizi gördük. Size ile oynayacağız. Kalınlığı da oynamayalım zaten aynı. Zoom girelim görelim ne yaptığımızı. Ya şöyle bakalım da. Tam bitiş yerine denk getirelim. Tamam. Şu zaten keyframe'leriyle de oynamaya gerek yok. İkisi aynı başlasın aynı bitsin. Şöyle. Bakın. Evet. Şimdi burada başka ne var bakalım. Şu pembe çizgiyi yapalım isterseniz.
Onlar tamam, o pembe çizgi yapalım. Pembe aslında kırmızıydı. Daha sonra yaptığım işlemleri böyle pembeye döndü. Kırmızı yine yapalım. Şimdi kopyalayalım. Kırmızı diyelim buna. Karışmasın diye. Yani. Yine aynı şekilde buna da giriyoruz. Elips. Giriyoruz. Size'ını değiştiriyoruz. Önce rengini bir değiştirelim. Görelim. Stroke'dan rengini değiştirelim. Kırmızı yapalım. Ondan sonra şöyle küçültelim. Nereye oturtmuşuz onu? Bakalım. Evet, beyazdan hemen sonra. Kalın beyazdan hemen sonra. Şu şekilde o da içine gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi bir tane yaptıktan sonra gerisi geliyor. Basit yani anlayacağınız. Şimdi gelişleriyle biraz oynayabiliriz. Bakalım ne yapabiliriz. Biraz siyahın önüne mi geçsin? Yok, geçmesin. Geç başlasın, siyahın önüne geçsin. Şöyle şu siyah çizgimiz var ya. Şöyle hemen önüne geçsin. Geç başlatabiliriz. Geç başlatıp onun önüne geçirelim. Bakın şu an geç başladı. Şöyle görelim. Geç başladı, geldi ve onun önüne geçti. Onun önüne geçti. Siyah bitmek üzereyken onun önüne geçsin ve ondan önce de bitsin. Bakın şunu yeriyle oynadığımızda. Ondan sonra başladı. Geldi, onu geçti. Sonunu da ondan önce bitirdi. Şöyle. Bakın. Evet. Şimdi bakalım başka ne yapmışız. İçeride bir tane daha kırmızı yapmışız. Şu pembe görme. Onu da yapalım. Hemen yapalım. Hemen pardon, yani şeriflik şekliye geldik. Yine aynı şekilde değişen bir şey yok. Yine kırmızıyı kopyalıyoruz. Kırmızı kalın diyelim buna. Hemen şuradan stroke'a gidelim. Biraz abartalım. Rengini de biraz kırmızı, biraz daha açık yapalım. Size'ıyla da biraz oynayalım. Size'ını da düşürelim. Geçsin onu. Kırmızı, kırmızı. Biraz daha kırmızısı. Biraz daha değişik kırmızı yapalım. Fark edilsin. Öbür nasıl yapmışız. Tamam. Uygundur. Şimdi biraz daha kalınlaştırabiliriz aslında. Ne yapalım? Bak bir şey yapalım. Biraz küçültelim. İçe doğru gitsin. Tamam. Biraz daha kalınlaştırabiliriz. Abartalım birazcık. Küçültelim şöyle. Tamam. Şimdi bunu U'ya basıp keyframe yerlerini görelim. Bakın görüyoruz şöyle şunlar. Şu kırmızıyla beraber başlayıp bitiyor. Ondan farklı başlasın. Şöyle geride başlasın. Şöyle. Biraz daha geç gelsin. Şöyle maksat farklılık oluşturmak. Evet. Şimdi biraz geç bitirelim. Tamam, şu araya denk getirelim. Şuraya. Birazcık daha. Şöyle. Farklı bir şey oldu. Evet. İzlediğinizi. Şimdi bunu nasıl izliyorum diye ben genelde sıfırla önünüzden alıyorum. O şuradan alabilirsiniz. Şöyle bakın. Evet. Sıfır ön izleme render almasını kısa yolu. Verdikten sonra hemen geçelim. Başka ne yapmışız burada? Şurada içeride iki tane kesik kesik çizgiler var. Bunları da hemen yapalım. Kesik çizgileri de hemen bizim şu kırmızıyı kopyalayarak yapabiliriz. Kopyala. İsmini değiştirelim. Kesik çizgileri diyelim. Bildiğim için iki tane yapmışız orada. Bunda da yapacağımız farklı işlemi hemen bir aynı işlemi yapalım evvela, küçültelim. Biraz daha şeyini düşürebiliriz, stroke width'ini düşürebiliriz. 11 şu anda mesela 8 renci olsun. Rengini biraz daha değiştirelim. Şu rengi alalım. Ondan biraz daha soğuk yapalım. Şöyle bir renk. Evet. Şu şekilde
Kesişleriyle şey yapmayalım bir dakika. Ona meşlim yaptık, kesik yapmıştık. Şimdi arkadaşlar kesik kesik yapmak için bizim burada strong içinde bundan şurada dash dash da ses Türkçe okuyayım da görün. Şuradan artı dediğimizde eklemiş olacağız dash'ı. Artı diyelim. Şu anda ekledim. Bakın kesik kesik çizgiler koydum. Çizgileri değerlerini arttırarak şöyle de düşürebiliriz. Mesela iki tane de yapabilirsiniz. Bu şekilde. Tamam, biz projemize sadık kalarak da şöyle bir şey yapalım. Tamam. Şöyle. Şu pardon. Stro biraz daha düşürebiliriz şurada. İnce olsun iyice. Bir şey yapalım. Tamam. Bu şekilde bakın. Evet. Bakalım. İki tane koymuşuz. Tersini birbirinin tersine dönüyor. Hemen burada kopyalım. Kesik çizgiler 2. Film size ile oynayalım. Context buradan hemen gidelim. Lipspad size'ını düşürelim. Şöyle içine. Birisini hemen görelim. Şurada gördüğünüz gibi rengi aynı olsun. Rengi değiştirmeye gerek yok. Tersine çevirmek için şuradaki keyframe yerlerini değiştirdiğimizde zaten otomatik olarak şeyde değişmiş olur. Hareket yönü de değişmiş olur. Ne yapalım? Şunu şuraya sona getirelim. Bunu başa getirelim. Ben şekilde bunu sona getirelim. Bunu başa getirelim. Keyframe yerlerini denk getirelim ki aynı zamanda başlasınlar. Şunu da şuraya getirelim. Şunu da şuraya getirelim. Bakın birbirinin tersine hareketler yapıyorlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şöyle daha izleyelim. Evet. Böyle dedim. Çözümüze devam edelim. Şimdi başka ne yapmışız? Buradan bakalım. İçine şöyle bir üçgen de koymuşuz. Şu üçgen gibi açın sonra. Yani şöyle biraz daha yelpaze gibi olup ondan sonra biten bir şeyimiz var. Olayımız var. Yani onu da yapalım. Ha, pardon. Onlar aynı şekilde şunlardan birini kopyalayıp kırmızı kanlı kopyalayalım. İç yuvarlak diyelim. İç dolu ya da ne diyelim buna? Ne demiştik buna? Yelpaze mi demiştik? Yelpaze yapalım. Yelpaze yapalım. Nasıl aynı şekilde gidip hem size ile hem stroke'un kalınlığıyla oynayıp ayarlamasını yapacağız. Bakalım size ne? 126 biraz daha düşürelim. 120 diyelim. Orada biraz boşluk kalsın. Biraz daha düşürelim. 110 yapalım. Şimdi bakalım nasıl açılıyor, nasıl kapanıyor. Şurada gördüğünüz gibi yuvarlak alan kaldı. Onu da kapatmak istiyoruz. Onu kapatmak için strong kalınlığını artıralım. Şuraya 110 verdiysek size'ine. Oraya da 110 verirsek zaten içini doldurmuş olur. Yani ne yaptık? Posterior pardon 110. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Ama dikkatinizi çektiyse bizim burada tersinden başlıyor. Bakın. Tersinden başlıyorum. Tersine çevirelim hemen bunu. Çünkü biraz önce dediğim gibi nasıl tersinden çeviriyorduk. Bu keyframe yerlerini değiştirerek hareketi tersine çevirebiliyorduk. Bakın şu anda şöyle başladı. Biraz açalım ve görelim. Evet. Burada çok kalın duruyor aslında. Şu biraz iyi bir görüntü değil ama şimdi biraz ayarlamasını yapalım. Şöyle biraz daha erken başlatalım gelişini. Şöyle birbirine yakın tutalım. Şöyle üçgen şekilde dönsün. Böyle çok daha güzel olur bence. Öbüründe öyle yapmamıştık ama bunu da öyle yapalım. Gördüğünüz gibi şöyle, şöyle. Sıfırdan başlayıp bir yelpaze gibi gitsin. Siz farklı şekilde yapabilirsiniz. Keyframe'lerin yerini değiştirerek zevkinize göre
şeyinize göre, göz yapınıza göre değiştirebilirsiniz. Evet. Şimdi başka ne yapmışız? Finale hemen bakalım. Fazla da vaktinizi almayalım. İçeriden patlayan havai fişek gibi üçgen şeklinde şunlar var bakın. Onlara da başka bir yöntem yapacağız. Yine şepteyi kullanarak. Şimdi yeni bir tane şepteyi açıyor. Çünkü o farklı bir işlem uyguladığımız için. Şepteyi şuna ne diyelim? Üçgenler diyelim. Patlayan üçgenler diyelim. Üçgenler. Şöyle bu hareketin tamamlarında bakalım nasıl. Şöyle bize bir ön izleme versin. Burada şeklerde burada şekiller ekleyebildiğimiz gibi şuradan bakın 3-4 tane şekil var bunları ekleyebildiğimiz gibi kendimize burada maske aracıyla çizebiliyoruz. Şu şekli çizelim istiyorum ben. Şöyle maske aracımızla çizelim. Şöyle bir şekil çizelim. Kontrole basıp şu çizgiyi şu hizaya getirelim. Şuraya birleştirelim. Evet, şu anda ketimizi oluşturduk. Ama niye alttaki görünmüyor? Çünkü içini doldurdu. Şu anda göreceğiz. Bakın. Biz o şekli çizerken otomatik olarak buraya bir şey dedi. İçine ketimiz bu. Stroke kendi ekledi. Fil dediğimizde içini doldurdu. Fil şu anda siyahla doldurmuş. Bizim rengimiz neydi? Şuna benzer bir şeydi. Rengini değiştirelim. Stroke burada işimize yaramıyor. Stroke silebiliriz. Delete tuşuyla stroke silelim. Stroke'da işimiz yok. Evet. Şimdi burada transform'dan bir evvela pozisyonu ayarlayacağız. Başlarken şuradan pozisyonunu yukarı doğru götürelim. Keyframe koyup şöyle ekran görelim. Bu hareketleri yaptıktan sonra şöyle gitsin. Pardon. 2 saniyede gitsin. Şöyle 2 saniye getirelim. Başlığı sıfırlayalım. Evet. Şu şekilde gitsin ve kaybolacak. Başka ne işlem yapmışız orada? Onlar giderken sanırım kayboluyor onlar. Patlayıp kayboluyor. Evet. Aynı şekilde doğarken de aynı şekilde geliyorlar. Evet. Şimdi şeyle ayarlayalım. Saydamlığını ayarlayalım. Buradan opacity'sini sen sıfırdan başlasın. Şuralarda kaybolsun. Tekrar keyframe'imizi koyalım ve sıfırlayalım. Pozisyonu biraz daha ileri götürebiliriz. Yani dışarı doğru gitsin ve kaybolsun. Evet, şöyle şu şekilde kayboluyor. Şimdi arkadaşlar buna bir efekt ekleyeceğiz. Biraz önce dediğim gibi şimdi kapatalım. Şurada add. Repeater yani tekrarlama. Bakın. Tekrarlama ekleyeceğiz. Bakın şu anda 3 tane. Geldik burada. Shape'i kapattığımızda burada repeater var. Repeater'de kopya sayısı 3 tane çıkarmış. Biz kaç tane yapalım? 8 tane yapalım. Sanırım öbüründe de 8 tam emin değilim ama çok da şeyde 2, 4, 6, 8, evet 8 taneymiş. Kopya sayımız 8. Şimdi burada repeater'ine ayrıca transform repeater geldi. Şuradaki transform'la aynı değil. O yüzden gruplama yapıyoruz zaten. Repeater'i dışarı veriyoruz. Şu transform'la karıştırmayın. Bu shape layer'in genel transform'u. Bu repeater'imizin transform'u. Burada pozisyonu sıfırlayalım. Hepsini üst üste koyalım. Ve şimdi bunu şöyle daire şeklinde şey yapacağız. Bakın. Şu şekilde. Şuradan rotation ile oynadığımızda daire şeklinde almış oluyor. Ama bunu tam ayarlayabilmek için mesela kaç tane koymuşuz?
8 tanemiz var. Dairenin etrafı 360 olduğuna göre 360 bölü bölü işareti 8 dediğimizde otomatik olarak 45 derece. Bu aradaki mesafeleri kendisi ayarlayarak şu şekilde getirmiş oldu. Evet. Ama bu erken başlıyor, geç getirmek için şekillerimizi, farklı üçgenlerimizi biraz geç başlatalım. Şöyle şuradan başlatalım mesela. Ya da bu üçgen halini alıp harekete geçtiğinde de başlatabiliriz. Şu hareketi başladı ve onlar da doğup gelmeye başlasınlar. Evet, gördüğünüz gibi sanki o dağıtıyormuş gibi şöyle. Evet. Orada iki tane koymuşuz. Şimdi hemen kopyalayıp Ctrl D. Birazcık daha geriden başlatırız. Ve iki tane elde etmiş oluruz. Şunu genel olarak transformdan küçültebiliriz biraz. Bakın şuradan açıp transform. Şunların içindeki transformla değil. Genel transformla. Scale'ini biraz düşürelim. Başlangıç noktasına bakalım. Evet. Bunlar da biraz daha küçük olarak gelmiş oldu. Ama bir problemimiz var. Geç bitiyor. Burada sanırım öyle değildi. Bakalım. Evet. Hareketlerini başlayıp bitiyor. Biz burada biraz 2 saniye çok verdik. Şimdi hemen başlangıç bitiş yerlerini biraz erken alalım. Şurada. Şey biterken onlar da bitsin. Biraz daha kısaltabiliriz aslında. Şunu da aynı şekilde başlangıçtan bitişlerini ayarlayalım. Şimdi biraz daha erken aldım. Şimdi birazcık daha erken alabiliriz. Evet. Onlar bitmeden bunlar patlasın ve bitsin. Burada da aynı şekilde şu pozisyonunu F9 yaparak biraz daha yavaştan hızlıya doğru şeklinde patlamasını sağlayabiliriz. Şu şekilde. Şuradan biraz daha ayar verebiliriz mesela. Yani seçelim. Biraz geniş görelim. Şu şekilde yaparsak mesela hızlı başlayıp geç bitecek. Şuradaki ayarlamalarla istediğimiz şekilde bir etki verebiliriz. Aniden patlamasını sağlayabiliriz ya da tam tersini yapabiliriz. Yavaştan gelmesini sağlayabiliriz. Ya da çok hızlı gelsin ve yavaş gitsin gibi. Orada siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Kontrol kapatalım tekrar. Eski halimize dönelim. Ve bize ne kaldı geriye? Şurada. Evet, bir de şu çizgilerimiz var. Beyaz çizgilerimiz, patlayan çizgilerimiz. Onu da yapalım. O da aynı şekilde patlayan üçgenler gibi o yöntemle yapacağız. Yani repeater ekleyerek yapacağız. Tamam mı? Evet. Yine bir tane daha shape değer ekleyelim. Buradan new ya da buradan değerden ekleyebiliriz. New shape değer. Değerimiz geldi. Buna isim verelim. Patlayan çubuklar diyelim. Pardon, patlama, çubuklar. Bunun için buradan et bir tane kare şekli ekleyelim ve size ile oynayıp istediğimiz şekli verelim. Gördüğünüz gibi geldi kare şekli. Buradan girelim, size ile oynayalım. Şu zincir işaretini kaldıralım. Şunu sıfır yapalım mesela, şöyle ikine olsun. Şimdi biraz şöyle küçültelim ve bir de stroke ekleyelim, görünsün. Stroke'umuz da geldi. Stroke'u işte biraz belirginleştirip çubuklarımızı elde edebiliriz bu şekilde. Evet. Şimdi sadece bunu görelim. Şimdi onu görmeyelim. Çubuğumuzu görelim yani. Birazcık daha büyütebiliriz aslında bunu şöyle. 5 falan yapalım. Biraz uzun olsun. Görünebilsin.
Strofleti biraz yapalım. Kalın yapalım birazcık bir tane. Şimdi bunu da aynı şekilde biraz önce yaptığımız üçgen gibi kapatalım. Repeater ekleyeceğiz ama repeater eklemeden önce pardon. Şey yapacağız. Repeater eklemeden önce pozisyonla oynayacağız bunu. Şu şekilde. Hemen keyframe koyup bir saniye götürüp yukarı doğru kaldıralım. Niye yukarı doğru kaldırıyoruz? Çünkü çerçeve bu taraf daha şey olduğu için, ikisi olduğu için nereden kaybolduğunu görmemiz lazım. Evet. Şuraya kadar bir gitsin bakalım. Tamam. Bakın görüyorum. Video bu şekilde. Şu anda repeat ekleyebiliriz. Kapatalım. Repeat'i ekleyelim. Şuradan add. Repeater. 3 tane geldi. Biz oraya herhalde bir 10 tane eklemiştik. Repeater'imiz geldi. Şuradan 10 tane yapalım. Pozisyonu repeater transformer pozisyonu sıfırlayalım. Üste gelsin. Bu şekilde. Şimdi 10 tane yaptığımız için zaten rotation'ı 360 bölü 10 dediğimde 36 ile bu şekilde orantılı olarak halletti. Şimdi şunları F9 yapalım. Easy easy yapsın. Şimdi bunlar da şuradan strong'umuzun opositesiyle oynayalım. Opacity 0'dan başlasın. 100'e gitsin. Şurada kaybolmaya da yakın. Şey büyürken artık çerçeve dışına çıkmaya çalışıp başlarken şuradan opacity'sini düşürelim ve kaybolsunlar. Biraz daha şeyle pozisyonla oynayabiliriz. Biraz daha dışa doğru açılsınlar ve o zaman kaybolsunlar. Bu şekilde. Bakın. Ne patlamış oldu. Evet şimdi hepsini görelim. Şöyle bir izleyelim. Büyütelim sizle görmüş olun. Gördüğünüz gibi. Şimdi şurayı alabiliriz. Şu patlayan üçgenlerden sonra patlıyor ama gelip onları geçiyor. Böyle uf diye patlayıp gidiyor. Belki şuradaki keyframe'leri biraz uzatabiliriz hani. Şuraya kadar da devam ettirebiliriz. Şunu tutup sonra doğru götürelim. Evet. Gördüğünüz gibi şuradaki işimiz bitti. Şimdi bunlara kapatalım şöyle. Görelim ve ışık ekleyelim. Bir de bizim patlayan ışığımız vardı. Hemen sprayı açıyoruz. Light diyelim buna. Light diyelim. Altına koyalım. Buradan bizim light efektimiz var. Light EZ mi? Light efektini ekleyelim. Şuradan nereden ayırın nereden? Light EZ. Eklediğimizde ortalayalım. 960 540 bizim çerçevemizin tam ortası oluyor. Gördüğünüz gibi ışığımız da geldi. Işığı başta patlatmışız herhalde. Biraz gittikten sonra patlamalar gerçekleşirken patlatmışız. Işığımızı biraz geriye alalım. Birazcık da geriye alalım. Nerede başlayalım? Şurada patlatmışız. Evet. Şimdi ışığımız burada. Buradan ışık çeşitleri var. Değiştirebilirsiniz. Ama biz böyle yaptığımız için böyle devam edelim. Şimdi ışığımızın parlaklığını düşürelim. Sıfırlayalım. Keyframe koyalım. Şuradan da görelim. Hemen şurada kısa mesafede hemen patlatalım. 150 falan yapalım. İyice parlasın. Parladı da hemen sonra söndürelim. Flash etkisi gitsin. Gördüğünüz gibi şuraya sıfırladı. İzleyelim. Patladı ve gitti. Biraz daha kısaltabiliriz şunları aslında. Daha erken patlasın gibisin. Şunları da aynı şekilde easy easy yapalım. F9. Şimdi bunun rengi normal standart gelen renk kırmızımsı.
Arada yeşiller var, her renkler var. Biz bunu bir tane daha kopyalayalım. Şu parlak bittikten sonra bir daha çıksın. Ama görünmesi için şuradan screen yapalım. Yoksa üstte gelin alttakini kapatıyorum. Bu rengini değiştirelim. Mesela ne yapalım? Kırmızı yapalım. Bu da kırmızı patlasın. Şimdi tek görürsek şu anda bunun rengi kırmızı oldu. Bir tane daha kopyalayalım. Kontrol edelim. Tamam. Şöyle ayarlayalım meselesini. Bunun rengini mavi yapalım mesela. Mavi patlasın şöyle. Dikkat edeceğiniz şey screen'de olsun şurası. Daha çevirelim screen yapabiliriz. Yani şu anda ışık patlamalarımız da gerçekleşti. Ve bitirmek üzereyiz zaten. Şimdi bu hallettikten sonra tekrar da yapmıştık. Böyle bir tane de ekran da eklemişiz orada. Şimdi bir tane daha komp açalım. Bunu final diyelim. Final. Final ders. Geri başlasın. Şarkı dedi, şarkı diyelim, değiştirelim, şarkı. Bunu alıp şunun içine atalım. Background'ımızı oluşturalım. Background kontrol diye sevdim ya da buradan niye? Solid açalım. Rengi önemli değil, alta koyalım. Şuradan ren efektini bulalım. Generate ren koyalım. Bakın şöyle bir renk verdi bize. Şu anda mesela göremiyoruz. Şimdi screen yapalım tekrar. Görmüş olalım. Şimdi mavimsi bir renk vermişiz bizim çalışmamızda. Aynısını yapalım. Şöyle bakın gördüğünüz gibi renk efekti. Şu üstteki rengi biraz açık mavi yapalım. Şöyle. Alttaki rengi biraz daha koyu bir mavi yapalım. Şu şekilde. Şimdi buradan liner demiş, biz radial yapacağız yani yuvarlak. Pozisyonu başladığı, şu açık rengin başladığı yeri ortalayacağız. Ortalamamız neydi? 500 gram. Tam ortalandı. Şimdi burada biraz şu pozisyonları oynayıp biraz daha yumuşatalım. Şöyle. Şuradan ayarlama yapabilirsiniz şu şekilde. Şu anda gördüğünüz gibi background'ımız da oldu. Şuna background diyelim, BG diyelim. Evet. Ve şundan bir tane daha kopyalayalım. Ctrl-D. Şöyle ayarlayalım nereye koymak istediğimizi. Şuralarda bir daha başlasın deriz. Tam bitmeye yakın bir daha başla gördüğünüz gibi. Hatta biraz daha erkene getirebiliriz şöyle. Evet, iki tane tek. İki tane tekrar ettim ben. Siz isterseniz üç tane tekrar edin. Bakın. İzleyin şuradan birazcık daha büyük. Başlarken öbürü bir daha başlıyor. Şu şekilde bir çalışma yapmış olduk. Nerede bitiyor bizim çalışmamız? Burada. Şu bizim çalışma alanımızı şuraya kadar kısaltabilir. Sonra bunu sağ tıklayıp trim Come to work area dediğimizde gerisini atacak ve bizim çalışmalarımız bu kadar olmuş oldu. Evet. Gördüğünüz gibi farklı bir çalışma olmuş oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler, iyi akşamlar. Sağ olun.